PowerPoint'te hazırlamış olduğunuz slaytları Adobe Captivate'de de kullanabilirsiniz. Şimdi bir örnek üzerinden bunun nasıl yapılacağını görelim. Şu an aktif olan PowerPoint projemde 2 adet sayfayla bir sunum oluşturdum. Bu sunumu Adobe Captivate projeme nasıl aktaracağımı göstereceğim. Öncelikle bu sunumu kaydedip PowerPoint belgemi kapatıyorum. Ardından Adobe Captivate'de yeni bir boş proje oluşturuyorum. Varsayılan değerlerle OK butonuna tıklıyorum. Açılan projede sahneyi istersem temizleyebilirim. Daha öncesinde hazırlamış olduğum PowerPoint dosyasını Captivate'e eklemek için ise File Üst menüsünden Import ardından PowerPoint Slice'ı seçiyorum. OK butonuyla devam ediyorum. Daha önce hazırlamış olduğum ve kaydetmiş olduğum PowerPoint belgemi seçip Aç butonuna tıklıyorum. Karşıma bir pencere daha geliyor. Bu pencerede daha önce hazırlamış olduğum PowerPoint belgesinde yer alan sahneleri görüyorum. Burada eklemek istediğim projeler Include ile işaretlenmiş durumda. Eğer herhangi bir sayfa eklemek istemiyorsam Include checkbox'ını tıklayarak onu kaldırıyorum. Şimdilik her ikisini de ekliyorum. Ardından bu slide sayfalar arasında geçiş yapılabilmesi için bir olay belirtiliyor. Burada varsayılan olarak on mouse click yani mouse'a tıklandığında olayı vardır. Eğer sunumlar arası otomatik geçiş yapmasını istiyorsanız otomatik opsiyonunu seçmeniz gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra OK butonuyla tekrar devam ediyorum. Yes butonuyla onaylıyorum. Evet, PowerPoint dosyamın ilk sayfası ve ikinci sayfası projeme eklendi. Bu şekilde siz de PowerPoint belgelerinizi Captivate'e ekleyebilirsiniz. Ekleme işleminden sonra eğer PowerPoint belgesinde bir düzenleme yapmanız gerekiyorsa, slide üzerinde mouse ile sağ tıklayıp açılan menüden Edit with Microsoft PowerPoint ardından Edit Presentation'u seçmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra kaydetmiş olduğunuz PowerPoint belgesi tekrar açılacaktır. Burada herhangi bir düzenleme yaptığınızda, mesela sayfa yazısına bir stil eklediğimizde, ardından bir grafik kullandığımızda bu grafik değerlerini de girip onaylayabilirsiniz. Şöyle bir düzenleme işlemi yapalım. Ve tekrar projeyi üst menüde yer alan Captivate aracıyla Save butona tıklayarak kaydettiğinizde tekrar ilgili sayfa güncellenecek ve sunumlarınıza aktarılacaktır. Gördüğünüz gibi daha öncesinde eklemiş olduğum grafik sunumuma aktarıldı.